Günaydın güzeller. Size kahvaltımızla başlıyorum. Hello mommy. Afiyet olsun anneciğim. Güzel mi? Burada Natalia'nın kahvaltısı. Avokado, salatalık vardı. Salatalığını yemiş. Muz, bir yumurta. Organik yumurtası ve organik sosisiyle Anatolia. Burada da annesinin kahvaltısı. 2 yumurta, yarım avokado, 4 tane çilek, çeri domates, feta peyniri, salatalık ve biraz yeşil soğan, üstüne zeytinyağı gezdirdim. Mis gibi bir kahvaltı. Yumurtamın ve avokadomun üzerine de zerdeçal ve karabiber var. Bana afiyet olsun, daha doğrusu bize afiyet olsun. Babası işe giderken öper kız. Aaa. Hoşçak kız. Do you love your daddy? Say no. I got you. You cannot go nowhere. Okay. Fıstık kız. Nozi. Saat sabah 6:30 uyumaya hiç niyet yok. Bayılmak üzereyim. Bayılmak üzereyim artık. Karnım da acıktı. Bu kadar erken uyanınca acıktım. Şahane. Hi mommy. You wanna say hi to my friends? Say hi friends. Hi friends. Do you wanna make a sad face for them? An angry face? A happy face? Blow a kiss? Shake your tongue? Shake your eyes? Shake your nose? Şimdi bir kere öpeyim o zaman. Yapmam yok. Hepiniz için de öptüm. Anatolia'nın şöyle bir şeyi var. Aşırı derecede sese karşı hassas bir çocuk. Benim gibi hiç sevmiyor gürültü ve korkuyor. Yaz günü pencereler açık. O yüzden dışarıdan ufak bir ses geldiğinde kafayı yiyor. Ona sürekli açıklamaya çalışıyorum mesela. Ne işte bu ses nereden geliyor vesaire dediğinde. Mesela tren istasyonuna yakın oturuyoruz. Dışarıdan tren sesi geliyor falan. Böyle yani iyi hoş ama korku olayı beni biraz üzüyor. İstemiyorum hiçbir şeyden korkmasını. Çünkü hiçbir şeyden korkmasına gerek yok. Ama maalesef biraz ses olayından rahatsız oluyoruz. Hiç korkacak bir şey yok anneciğim. Tamam mı? Anneciğim saat sabah 5. My boo. Ama senin babana kurban olayım. Saat 5. It's okay. I know it hurts. Wipe your tears. Wipe your tears. Aş benim kalbim. Benim kalbimin sahibi misin sen anneciğim? Saat sabahın 5'i. Ben uyumak çok istiyorum ama. Antalya'nın farklı planları var benim için. Kalk anneciğim, yerler sayende pek de temiz değil. Kalk hadi. O yerde görüyoruz ufak beyazlar ne? Serpak taneleri. Çünkü benim kızımın hoş hisleri var Serpak karşı. Anatolia kalkar mısın? Fıstık kız. Anneciğim o kadar uyuyasın varsa yatağımıza dönsek de orada uyusan ya. Ha? Yatağımızda mı uyusan acaba dünya? Yok. Yatağın koltuğun altında uyuyacaksın. Peki. Bonlar, selam. Bugün günlerden cumartesi. Ah, Charlie hasta. Hem Anatoly hem Charlie hasta oldu. Anatoly biraz daha iyi. Şimdi Charlie bayağı bildiğiniz yatak döşek grip. Ayakkabı almam lazım. Spor ayakkabısı. O yüzden ben ve Loredi teyze. Okay, so we are right next to Lacoste outlet. And Michael Kors. Arabayı nereye park ettiğimizi bulmaya çalışıyoruz da. Food court, let's find it. Açlıktan ölmek üzereyiz. Şimdi önce yemek yiyeceğiz, ondan sonra da alışveriş yapacağız. Bendeniz Dorothy teyze ve Anatolia. Benim kızım dök, aynen dök öyle ben. Dök. İşimle toplarım. Anatolia, can I change your diaper? No, I don't think so. You don't think so? Why not? Me mu? Bezin değiştirebilir miyim diyorum.
Hayır, hiç sanmıyorum diyor. Ah, Mimi. Arkada bulaşıklar. Bunları görmeyin artık. Anatolia'nın sabah eğlencesi. Balıklarımıza yem vermek. Şu tane balığımız var. Balık yemini avcumun içinde küçük küçük parçalara getirdim iyice. Tamam. Şimdi elimizin kalanını da dökelim. Piçi 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 piçi. Piçi piçi diyor. Ben ne kadar yolunması gerektiğini bilmiyordum. Aldığımız yerde sorduk. Bir çimdik, çimdik mi dediler. Onu parçalayıp küçük hallere getirip veriyoruz. Böyle. Buga, buga. Ah çocuğum ya. Afay. Günaydın. Anneciğim bu ne hal ama yani. Do you want my hand? Yeah, I guess I will have to, huh? Can we go into bathroom? Can we go to bathroom and wash your hands? Evet. Önüne kağıt verdim, hayır. Rulo verdim boyasın diye değişik şeyler vermeye çalıştım. Tabak verdim, hayır, gitti kendine boyadıyor. Böyle seviyor. Şimdi banyoya gidebilir miyiz, beni yıkar mısın diyor. Yıkarım tabii ki anneciğim. Yıkarım küçük Picasso'm. Kızım zevklerin pahalı zevklerin. Elinde Mac Rouge. Pahalı zevklerin var. Bayılazam. Ama o annenin klarasonu ya aşkım. Bir oynamadığın o kalmıştı. Antonia. Yeah. What are you doing? Drying my face. Drying your face? Cleaning my face. Clean my face. Okay, let's make that hair. You want to take a shower? No, I drank. Kötü için oturdu. Claire sonimle oynuyor. Pembe ayaklarını yiyorsun aşkım. Ah, ondan sonra bilgi de Claire sonimin şarjı bitsin. Okay. Okay. Günaydın. Saat sabah 9. Uyandım. Can you brush your teeth? I will baby girl, I will brush my teeth. Sabahın 9'unda uyandım. Bu yanımdaki de uyandı. İlk söylediği şey, I want a dress. Elbise istediğini söyledi. Elbisesini, ups pardon, elbisesini giydirdim. Sarı bana geldi, sen kırmızı elbiseni giyeceksin dedi. Peki dedim, kırmızı elbisemi giydim. Çıkarttırdı, hayır sen yeşil elbiseni giyeceksin dedi. Yeşil elbisemi giydim. Şimdi ortalıkta dönüş, saçıma bakın, tipimin haline bakın. Yeni uyanmış. Ortalıkta döneceğiz şimdi seninle dedi. Spin around yapacağız dedi. Spin around yaptık. Biz ikimiz de mermaidmişiz, deniz kızıymışız. We are mermaids diyor. We are mermaids angel. Şimdi ikimiz de evin içinde elbise giydik. Oops. Oh. It's okay baby girl. İkimiz de evin içinde elbiselerimizi giydik. Oradan oraya dönüyoruz. Bu arada bu elbise sanırım bir dikim hatası mı bilmiyorum. Bu tarafı sürekli yana kayıyor. Ben düzeltiyorum, ben çekiyorum, yana kayıyor. Böyle yandırıyor. Şöyle düz durmuyor yani. Neyse. Ucuz etin yani sesini çalışıyorum. Kızım istedi diye elbiseleri giydik ikimiz de. Evin ortasında dönüp duruyoruz. Çünkü bizler birer deniz kızıyız. Aklınızda bulunsun. Sonra işte bilen bir insandır. Anatolia bir insandır. Öyle düşünmeyin. Biz deniz kızıyız. Hem de en iyi arkadaşımız. We are best friends diyor. Tabii ki aşkım. Hayatımdaki en güzel mertebe olur. Kurban olayım sana. Şimdi dişlerimizi fırçalayacakmışız. Böyle günümüz bu şekilde başladı. Bugün Kore Market'te gideceğiz tekrar. Ve dün bir canlı yayın yapmıştım. Canlı yayın boyunca kimçiler, şunlar, bunlar, noodle'lar konuşulmuştu. Bugün bendeniz, benim en yakın arkadaşım, kayınvalide. Al, evet. Kayınvalidem ve Laura teyze. Can you do my hair? Okay, let's do your hair. Kore Market'te gideceğiz. Burada elbisenin etiketi üstünde çünkü o kadar dışarıda giymedim. What do you mean to? I can't the frog. Ribbit. I will take recycling. Yes, my teeth are spotless. Biz kurtarıyoruz bir yandan. Are your teeth dry clean? Yes, tertemiz. Dişlerim tertemiz oldu. They are clean. Yes, they are clean. Are yours clean? Senin dişlerin temiz mi? Temiz mi? Temiz mi? Yeah, we can go spin around. Oh, yay! Yaşasın. I turn you into a bear.
I turn you into a snake. I turn you into a frog. What it? Sana kurban olayım. I turn you into a bird. Tweet. Tweet. Yes, this bu burada bir haftadır geçmek bilmiyor. O şükür bilmiyor. Does it hurt mama? Yes, it hurts. I'm so sorry. Acıyor mu? Kurban olayım sana. I have lots of boobs. Lots of boobs? I wonder why. I fall down. Mm-hmm. And scratch my eye. Oh mama, I'm so sorry baby girl. Bıraksam şunu bir ruju baştan sona bitirene kadar yapabilir. Anneciğim nasıl bir zevk alıyorsun ya bundan? Harbiden anlamıyorum. Yani izin veriyorum oynasın sorun değil ama yani bu nedir ya? Hacı ruj bırakmadı evde. Yves Saint Laurent'lerime geçti şimdi. Şu, bunu yapıyor. I got a hair. You got a hair, let's clean that face. Alışverişe hazırım. Şöyle saçımı tepeden bir topuz yaptım. Hafifçe bir makyaj giyindim. Aslında efendim gideceğiz. Önce kayınvalidem alacağım. Sonra Lorde teyzenin saç kestirme randevusu vardı. Alışveriş merkezine gideceğiz. Onu alacağız. Sonra Kore Market'e gideceğiz. Maalesef artık bayağı Meksika sınırına yakın yaşadığım için Kore Market'i daha kuzeyde kalıyor. Biraz uzakça. O yüzden tekrar bir gideceğiz. Herkesi toplayacağım. Bütün kızları toplayacağım. Gideceğiz. Alışverişimizi yapacağız. Dünkü yayından sonra normalde biliyorsunuz defalarca kez Kore Market'ine vesaire gittim ve size çektim ama dünkü yayından sonra bugün daha detaylı çekmeye karar vermiştim. Kimçileri, noodle'ları, sebzeleri, marulları, şunları bunları kimçi yapmak için ya da herhangi diğer şeyleri elimden gelince daha detaylı göstermeye çalışacağım. Ve elimden gelince tavsiyelerle bulunmaya çalışacağım. Öyle. Bugün daha detaylı bir çekim olacak. Kayınvalidem şey diyor. Here we are at the Zion Market again. Yine buradayız. Zion Market'teyiz bir kez daha. Seviyorum. No, you are. I literally said the same thing in Turkish. En zararlı şeylerin olduğu kısımdan başlıyoruz. Kahve almaya geldik. Size şu makaronları göstereyim mi? Nasıl tatlılar? Ha? Oh, thank you so much. Thank you. Kendime bir latte aldım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Samimi söylüyorum. Hayatımda yediğim en güzel pasta bu. Tarifsiz yani. Ama yemiyoruz bugün. Şimdi elimden geldiğince detaylı her şeyi göstermeye çalışacağım. Burada bu takoki vesaire için kullanılan rice cake dedikleri pirinç kekleri var. Farklı şekilleri oluyor. O, ne derler buna? Oval var. Burada da oval gördüğünüz gibi. Oval. Burada minik top şeklinde olanlar var. Onların içine böyle bakın takoki hot sauce diyor. Sos alıyorsunuz, pişiriyorsunuz. Genelde böyle uzun oluyor, tubular type demiş, böyle de olabiliyor. Piştiğinde şöyle yiyorum. Fakat maalesef mesela bunun fiyatı 1.79. Gayet iyi. Arabayı ortaya koydum. Burası genelde onlara ayrılmış bir bölüm. Fakat ben sevmiyorum. Bu kadar anlattım ama maalesef çok sevmiyorum. Burada genelde soğuk noodle için kullanılan noodle'lar ya da udon noodle'ları. Biraz daha kalın oluyor. Şöyle göstereyim. Çantamı da açık bıraktım. Gelsin insanlar çalsın cüzdanımı diye. Mesela cold noodles diyor. Piştiğinde şöyle bilini soğuk suyun içine, buzlu suyun içine atıyorlar bunları. İlk yediğimde nefret etmiştim ama yazın gerçekten güzel oluyor. Burada udon noodle'ları. Sorry. I'm on everybody's way today. Burada makoli, bir çeşit Kore içkisi pek severim. Burada genelde noodle türü ürünler var. Ay Hello Kitty'li tuvalet kağıt. Sonra burada yine bu sefer noodle'lar ama daha çok yakisoba, daha ince noodle'lar görüyoruz. Göremiyoruz, ortada bir sürü şey var. Uzaktan çekmeye çalışıyoruz. Ben onlara sadece uzaktan bakıyorum çünkü noodle yememem lazım. Fazla yememem lazım. Burada tofu çeşitleri. Ben çok tofu seven biri değilim ama seviyorsanız aklınıza gelebilecek her çeşit. Organiğinden sertine, daha yumuşağına görüyorsunuz. Her çeşit tofu. Bunlar mümkün. Aslında şu 0 kalori ya da 10 kalori shiitake noodle'lardan var ama ben bir kere deneyip sevmemiştim. Bilmiyorum tekrar bir şans versem mi ama neyse. Burada
çeşit çeşit topular. Şayet topu seven biriyseniz arkamızda ağlamakta olan bir ufaklık. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Neymiş bu yavrum? Anlayamadım. Neyse, böyle bir şey. Allah! Onun ciğerleri çıkıyor. Burada... Ay ben bunları ağaçlarım. Bülent iyi bak. Buradaki çocuğun ağlaması yalnız. Hani çocuk bağlarsa bile ilginç bir desibelden ağlıyor. Neyse. Burada fish cake'ler. Bunları kesip... Pardon yanlış yerden çekiyormuşum. Fish cake. Bunları kesip kesip ince ince çorbaların içine atıyorlar. Burada imitation crab yani yapay yengeç. Soba bunlar muhteşem oluyor. Fiyatı da güzelmiş ama no, bunu yapmayacağım. Burada yine çorbaların içine attıkları türlü çeşit fish cake'ler. Bu bir çeşit turp arkadaşlar. Ve turşu şeklinde turp ve ben hastasıyım. I'm coming Andy. Şimdi bunlardan hangisini alsam? Oha, 8 dolarmış. I don't think so. Şöyle 3 dolarlıktan alacağım muhtemelen. Ve burada asıl olay kimchi. Şurası komple gördüğünüz gibi kimchi. Her çeşit farklı farklı. Hem fiyat aralığı olarak farklı. Hem de içerik olarak farklı bir sürü kimchi görüyorsunuz. Mesela bunun 16 dolar. 7 dolar. Küçük boyları. Efendime söyleyeyim. 16,5 dolar. 21,5 dolar. Benim geçen gün aldığımda ben çok memnunum ve fiyatı da çok uygundu. Umarım görürsem tekrar alacağım. Şundan bitirmiştim ben 2 tane. Bu fiyatı fakat bu sefer büyüğünü almak istiyorum. Aynı markanın büyüğünü görürsem alacağım. Sanırım yine bundan 2 tane alacağım. Fiyat olarak bayağı mantıklıya geliyor çünkü. 850 gram 3,5 dolar. O yüzden 2 tane. Dolabında maalesef fazla yer yok. 2 tane bana yeter. 3 mü alsam yoksa? Bilemedim. Şu an kararsızlık yaşıyorum. Tahminim. 3 mü alsam gelmişken, burası uzak değilse 3 tane alayım çünkü her zaman gelinmiyor. Beni de Allah doyursun. Ama hem fiyatı iyi. Mesela şuna bakın, yarı kısa kadar 425 gram. Bu da 3,5 dolar. O yüzden böyle indirimde bulduğum zaman almak iyi oluyor. Böyle 3 tane onlardan aldım. Görüyorsunuz farklı farklı boylarda ve fiyatlarda. Ve içeriklerde mesela bu radish turptan yapılmış. Bunlar lahanadan. Bunlar daha çok yeşil soğan vesaire. Bir sürü çeşit var arkadaşlar. Böyle. Burada da bu kimchileri yapmak için içine konulan minik karides soslarından bunlardan koyuyorlar işte. Ya da balık sosu da koyabiliyorlar. Ha, bu da çok iyi bir fiyatmış. 9.99 ve kocaman. Ama onu işte koyacak maalesef yerim yok. Yerim olaydı böyle bir şey alabilirdim. Neyse. Burada balık ve deniz ürünleri görüyorsunuz. Burada masago. Masago alacağım. 5 dolarmış. Masago uçan balık yumurtası olarak geçiyor. Burada da smelt egg diyorlar buna. Benim çok sevdiğim bir balık yumurtası. Daha sonra aslında Tobiko'da almak istedim ama göremedim burada. Belki başka bir kısımdadır. Sonra acaba ahtapot var. Yani ben birçoğunu pişirmeyi bilmiyorum ve böyle sanki biraz cesaret edemiyorum. Yoksa etsem neler var buradan alınabilecek de biraz cesaret de meselesi. Midye çok seviyorum. Temizlenmiş midye. 4.85. Hiç fena değil. Burada karides çeşitleri var. Mesela bu başı ile beraber satılanlar 3.99'muş. Burada da büyük kocaman başı olmadan 3.99. Ben başıyla uğraşmak istemediğim için bundan alacağım. Geçen sefer de bundan almıştım. Çok güzel çıktı. Karides. Şimdi sushi sekmesi. Buradan gelip sushi'nizi alabiliyorsunuz. Ika Ice Squid'miş. Şey bu. Squid'in neydi? Türkçesi şu an aklıma gelmedi. Ahtapot gibi bir şey. Ahtapotun bir değişik versiyonu. Hazır şu an. Ama ben sanırım somon istiyorum maalesef. Burada değişik görüyorsunuz. Hazırlanmışlar var. Hatta kendime akşam yemeği aldım. Şöyle göstereyim. Burada şirin karides aldım. Ne kadar almışım? 1 pound 56 pound. 5.6 pound. Her neyse. 7 dolar hemen hemen. 6 dolar birkaç sent.
fiyatları soruyorsunuz diye söylüyorum, yanlış anlaşılmasın lütfen. Sashimi'si aldım. Sashimi, salata aldım. İçinde balıklı, çiğ balıklı ve balık yumurtalı. 7 dolar, akşam bunu yiyeceğim. İçinde pirinç vesaire yok. Salata. Sonra burada da dediğim gibi sushi çeşitleri. Burada eel, yanılmıyorsam yılan balığı deniyor bana. Bunlar pişmiş oluyor. Burada somon ve muhteşem görünüyor. 8 dolar. Ama çok güzel görünüyor. Bir elim al al diyor. Burada değişik çeşit sushi'ler. Burada somon derisi. Bunu pişirmek gerekiyor. Somon derisini 3,5 dolara satıyorlar. Burada pişmiş yumurtalar. Soya sosu içinde pişmiş yumurtalar. Görüyorsunuz böyle ne derler? Meze demeyin de side dish. Bunlar. Burada mesela sizin plum diyor. Erik. Acılı erik. Fish cake'ler. Çeşit çeşit değişik. Bunlar balık galiba. Dried. Ne olduğunu anlayamadım. Çoğu zaten Korece yazdığı için nasıl anlayamıyorum. Burada az önce göstermiş squid'lerden. Çoğu, hemen hemen birçok şey hep kırmızı sosun içinde, çok seviyorlar acılı her şeyi. Bok choy kimchi. Bok choy'dan yapılmış. Sarımsak. Küçük crab. Do you see these crabs? Uh-huh. Spicy baby crabs. Yeah, look at how they do their cucumbers. Let me see. Seasoned fresh cucumber. Yes. Acılı salatalık. Must be in hot sauce. It's $4. Are you? I know, it must be in hot sauce. Yeah. Hot sauce. Oh yeah, everything is in hot sauce. Seasoned dried octopus. Octopus. Hot sauce. Kurutulmuş ve soslanmış octopus. I want those little fishies, but I don't see them. No, I got the fish eggs, but I actually want the small dried fishies. Oh, seasoned small shrimp. Let's see. Bunlar güzel olabilir. Karides, $8. Bunların balık versiyonunu istiyorum ve şurada Loretta teyze şu an onlara bakıyor. Fark etmese de o, niye baktın? Yep, that's what I was talking about. Burada yosun salatası. Burada biraz daha kimchi. 13 dolarmış bu mesela. Evet, ben şimdi bunlardan almak istiyorum. Oo, çok güzel oluyor küçücük balıklar. Ne kadarmış? 11 dolar. Ama bayağı var. Bunların daha küçük boyları da vardı. Tek sorun acaba bozulur mu diye korkuyorum böyle büyük aldığım zaman. Çünkü Charlie maalesef yemek konusunda hiç maceracı değil. Tek başıma yemek zorunda kalıyorum bu tarz şeyleri. O yüzden genelde küçük boyunu almaya çalışıyorum. Tek başıma bitiremeyeceğim için hepsini. Bakalım. Buna da Kore suşisi diyorlar arkadaşlar. İçinde farklı şeyler oluyor. İşte bu mesela ton balığıyla yapmışlar. Bazen biftekle yapabiliyorlar. Kimbap deniyor. Böyle. Bir sürü seçenek var gördüğünüz gibi. Bunlara maalesef aşığım. Karidesli cips. Bir paketinde 15 gram karbonhidrat varmış. Aslında çok kötü değil. Böyle bir çılgınlık yapayım mı? Ay, belki şeyde şarabı içtiğim gün kendimi atıştırmalık için alabilirim. İki tanesi bir dolar. Bedava. Aldım. Canım sağ olsun. Ama farklı versiyon da var ama bir ondan mı alsaydım acaba? Neyse, fark etmez. Bakalım başka neler varmış. Burada da pişmiş sıcak. Diğer taraftakiler soğuk. Ay, ben makrala bayılıyorum. Uskumru alsam mı? Bugün uskumru yer misin Bilge? Var ya. Burada takoki hazırlanmış. Bir de güzel olsa içinde yumurtayla. Burada kızarmış tavuk. Mısırlar. Pancakes. Ay, çok güzel. Kore usulü pancake'ler harika oluyor bu arada. Kore yemeklerinin hepsi harika ya, cidden.
Az önce Laura teyzeyle onu konuşuyor. Ben yarı Koreliyim. Korkarım diye. Kocaman balık 8 dolar. Hiçbir şey değil. Ay, mackerel alacağım, uskumru alacağım, korkarım. Çok seviyorum. Charlie ile beraber yeriz. Yes. Ay, bu ne diyor? Pike. No, pike is the mate. Şu ikisini almış. Woohoo! Bunda salatayla bomba olacak. Okay. Gelsin proteinler. Sonra et kısmı, ama benim dolabımda şu an bir sürü et var. Geçen gün yaptığım alışverişten ve doğru dürüst yemediğimizden. O yüzden et kısmını geçiyorum. Çünkü hala buzluğum dolu ve ufak olduğu için dolabım yerimde olmadığı için. Ama size göstereyim. Burada dana eti. Dana ayağı. Burada domuz. Domuz. Burada Kobe. Woohoo! Şu meşhur pahalı olandan. Bu neymiş? Şu an çözemedim. Yine bir. Buralarda klimalar, şunlar bunlar. Çok fantastik bir şey yok. Is she cold mom? Should I cover her? Burada uyuyan çocuğum. Üstünü bir örteyim onu. Burada ördek yağı. Ne için konuyor? Hiç fikrim yok. Ama duck fat diyor. Tavuk kalbi yok. Gizzard'ın ne olduğunu bilmiyorum. Tavuk gizzard'ı. Burada da tavuk kalbi. İyice kalpler. Burada Korean barbecue sosları. Burada chicken neck bone. Ay, tavuk boyun. Ben boyun çok severim de bunları nasıl yiyorlar? Ya normalde bizim evde haşlanmışını ya da nasıl boyun varsa onu ben yerdim. Ama bunları nasıl yapılabilir? Ay, ben çok seviyorum. Acaba haşlasam mı bunları? Haşlayıp mı yesem? İğrenç miyim? Şu an benden tiskindiniz mi? Tavuk boyunu sizi sever misiniz? Ama yani tavuk aldığımızda burada hiç biz tüm tavuk almıyoruz. Genelde hep böyle parçalanmış alıyoruz. Ama Türkiye'de yaşarken tavuğun boynunu yerdim yani. Bu konuda yalnız olmadığımı düşünmek istiyorum. Neyse, geri koydum. Burada ayaklar. Bunları ben yemiyorum ama Koreliler bayılıyor. Hatta bir gün bir Koreli evine davetliydik. Orada yapmışlardı. Yani şöyle çatalımı aldım deneyim diye de yapamadım. Tırnaklı mırnaklı yok. Bunu almayı. Boyun bir yere kadar da öbürünü yapabileceğimi sanmıyorum. Burada butlar vesaire vesaire. All naturalmış. Ha, anladım. Biz de yedik. Geçiyoruz. Burada bean sprout. No? Sorry mom. Efendime söyleyeyim. Şunlar, bakın napa. Bizim kimçiler bundan yapılıyor ama bunlar küçükleri galiba. Daha büyüğüyle yani tam boyalıyla, olanıyla yapıyorlar. Şurada görüyorsunuz. Türkiye'de Çin, nesiydi bu? Çin marul olarak geçen. İşte kimçi yapmak için kullanılan. Bu da relish. Şu yavrular. Şundan yapılıyor. Gençler ve genç istedenler. Limit 20 poundmuş en fazla. Bana limitle gelme ya. İşte bunu neden yapıyorlar? Hamçıları. Poundu. Yani hemen hemen 450 gramı 79 centmiş. Ben size hemen tartayım elimle, çok anlarım. Burada var bir 5 pound ha. 5 kere yeri 3,5 dolar. Fena değil. Türkiye'de ne kadar pahalı mı? Devam ediyoruz. Oo. Yapraklar, ama bunlar hep kötü görünüyor ya. Salmışlar kendilerini. Hep normal. Yani Türkiye'de de bulması kolay şeyleri göstermeyeceğim. Bir brokoliyi görmeyeceğiz şu an ama. Kore usulü ya da işte Asya usulü şeyleri göstermeye size zorlaşıyorum. Brokoli görmeyeceğiz derken brokoliyi çekiyor oluşum. Geçen gün bunlardan 3 tane almıştım. Acaba sever miyim sevmez miyim? 3 tanesi 99 cent çünkü. Bunların şu köklerini kesiyorum, yıkıyorum. Tavada yağla ve ne derler? Garlic. Sarımsakla da olur. Ben mesela black bean sosuyla da olur. Pişiriyorum. Bana sanki noodle'mış gibi yiyorum. Hatta Anatolia bile bunları noodle sanıp noodle deyip yiyor. Kahvaltıda falan yiyorum. Doktorum bana mantar ye bol bol ve onları çiğneye çiğneye ye. Öyle faydasını görürsün demişti. Çiğneye çiğneye yiyorum. Geçen sefer 3 tane almıştım. Bu sefer 6 tane alacağım. Mantar severler için. Burada da seafood mushroom diyor. Daha önce hiç... Ooo, sake mushroomları da varmış. Ve 4-5 dolardan 2 dolara düşmüş. Alsam mı? Hiç yapmadım ama. Tipleri de bir garip. Cesaret edebilir miyim? Hiç sake mushroom böyle kendim alıp yemedim. Evde falan çok... Ama evde demişim. Restoranlarda öyle burada çok yedim. Ben ne bileyim, bunları garip görünüyor. Cesaret edemedim. Sake çok iyi ama... Niye bu kadar ucuz? Kötü mü bunlar acaba? Neyse, başver.
Simple mushroom alacağım ama bir tane bundan alıp deneyeceğim. Ben mantar seviyorum gördüğünüz üzere. Oh no, soju buldum. Acaba içki günümüz için bunu mu yapsam? Çok seviyorum. Elmalısı çok güzel oluyor. Dur şunu alayım şimdilik buraya. Belki soju yaparım şarap yerine. İçimi çok kolay, çok güzel. Şöyle bir kenarda dursun bakalım. Bülent az önce beni sinirlenip, benle dalga geçip beni sinirlendirmeseydin. Bir tane de sana alırdım ama yok. Buradan gördüğünüz sakeler. I'm thinking about it. I got one. I got a soju. Apple soju. This is so easy to drink. I love it. But now I saw all these sake, so I might get something. Ay, içindeki alkolik hareketi harekete geçiriyorsunuz. Bizim restoranda sattıklarımızı göstereyim size. Bu yavruyu satıyoruz. Bu yavruyu satıyoruz ve seviyorum. Acaba bunu mu alsam yoksa? Oh no, gençler. Yok ya, elma soju daha güzel. Birçoğunu satıyoruz biz bunların bu arada. Kurosawa satıyoruz tabii ki. Neyse. Plum wine satıyoruz şundan. Ha bu arada size yeni ayakkabılarımı hiç göstermedim. Yeni ayakkabı aldım. Kendi çoraplarıma bakmayın. Yeni Nike diyorlar burada. Türkiye'de Nike diyoruz. Yeni Nike'larım. Eskilerin tip olarak çok benzeri ama aynısı değil. Böyle arkadaşlar. Ve burada artık dondurulmuş yiyecekler. Çapçı 210 kaloriymiş hepsi. Fena değil. Birçoğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bildiklerimi size göstermeye çalışıyorum ama şunu okuyamıyorum mesela. Okuyanlarımız artık şey, ay içeride benden faiz demiş de ben buradan faizi nereden buldum ya? Sonra beni hiç ilgilendirmeyen ama belki sizi ilgilendirir diye şöyle göstereyim. Şekerli ne derler? Dotlu şeyleri. Abur cuburları. Allah'tan şükürler olsun. Tatlıyla aram yok. Bir de tatlıyla aram olsa ben olmuştum arkadaşlar. 300 kilo. Bunlar hiç ilgimi çekmiyor benim. Şükürler olsun. Şimdi en iç açıcı şeylere geldi. Kurtlar! Bizim restoranda bir amcanın bunu yiyişini, tatlı çalışan bir amcanın bunlardan bir tanesini açıp yiyişini yormuştu. Bir de bana söylemiş ister misin diye. Almayayım, bana mani olmayayım. Nasıl yersiniz? Acı ya. Tamam hani yani birçok şeyi anlayacağım ama bunu anlayamayacağım. Sorry. Burada ton balıkları, işte uskumrular, şunlar bunlar bir sürü çeşit farklı. İlginç. Burada normal şeyler. Ama burada küçük mini tatlı kimçiler var. Tatlı. Ben hasta olduğumda bundan vermişti bana patronum ve içinde böyle citrus tea gibi. Yani böyle içinde portakal olan ballı bir çay. Az içmemiştim onlardan. Bilmiyorum ne kadar işe yarıyor ama ılık suya, sıcak suya döküp içiyorlar. Ben de içmiş. İdim. Burada türlü çeşit çaylar şunlar bunlar efendim. Böyle elimden geldiğince detaylı göstermeye çalıştım bugün. İnşallah haz vermiştir. Buralarda artık daha çok deniz ürünleri. Burada mesela yengeçler pişmiş. Pişmeye hazır tüm yengeç. Şöyle göstereyim. Dondurulmuş. Evinize alıyorsunuz. Haşlıyorsunuz efendim. Sonra afiyetle yiyorsunuz. 6,5 dolara. 2 tane. Fena değil fiyatı. Ona benzer donmuş balıklar. Şunlar bunlar. Var burada. Burada kırılmış yosun çeşitleri. Bunlar genelde çorbaya konmak için oluyor. Şunlar ince olanlar normal böyle snack gibi yemek için. Benim şu aldıklarım kendi evinizde suşinize sarmak için kullanabilirsiniz.
pirincin üstüne koyabilirsiniz, noodle'ın üstüne koyabilirsiniz. Burada pirinç çeşitleri, bakliyat çeşitleri. Burada daha fazla yosun, yosun ve yosun. Burada var komple yosun. Değişik. Kimisi wasabili, kimisi deniz tuzlu, kimisi şunlu bunlu. Bir sürü çeşit aklınıza gelebilecek bir sürü çeşit yosun türevleri. Burada hazır noodle'lar. Asla yararlı değiller ama üzgünüm söylediğim için bombalar. Burada eski favorim çorba şeklinde olanlar. Ve black bean noodles benim yeni favorim. Şu an görmesem de asla işte bunlar. Bir sürü farklı çeşit var. Çorba şeklinde olanlar. Normal çorba olmadan nasıl derler? Pan fried olan var. Bu duvar komple noodle, noodle ve noodle. Bir sürü farklı çeşit. Şimdi sanırım şunlardan alacağım. Bunun içinde 5 tane varmış. Jajang deniyor bunlara ya da ben yanlış okuyor olabilirim ama. Jajang yazan var, jajang yazan var. Aynı şey. Black bean sosla beraber. Bu acılıymış ama acılı istemiyorum ben. Çünkü yanında kimchi yediğim için o zaten acılı. Böyle. Burada onların kırmızı biberleri, baharatları. Şurada adamlar var diye fazla çekemedim ama black bean sos. Bu black bean noodle'ın içinde hazır gelen sostan ayrı satıyorlar. Kendiniz boş noodle'ı yapıp üzerine black bean sos koyabiliyorsunuz. Burada benim evime aldığım black bean soslardan. Böyle kavanoz içinde de alabiliyorsunuz. Burada türlü çeşit koçucam, şu bu büyük boyundan tutun küçük boyuna kadar. Tapoki sos. Aklınıza gelebilecek her türlü sos. Çağrı sosu demeyeyim, paste. Kalın yapılar çünkü. Böyle. Sanırım bu kadar arkadaşlar. Ve bu tarafta da sriracha benim hayatımın aşkı. Burada da diğer sos gibi soslar, yani böyle likit olanlar. Soya sosundan tutun da efendime söyleyeyim sarımsaklı sosa, Thai usulü sosa, dünyanın en güzel acılı sosu. Bunu haşlanmış yumurtayla bir deneyin derim. Her şeyle mi gider? Tavukla, avokadoyla, etle, balıkla, her şeyle giden bir sos olamaz. Sriracha aşığım. Ve orijinali budur arkadaşlar. Tipini göstereyim size, aklınızda bulunsun. Ve mirinler, işte sushi vinegar, sushi sirkesi, ponzular, şunlar bunlar. Burası artık aklınıza gelebilecek benim bildiğim ve bilmediğim bir sürü sos, susam yağı, şu bu, hepsi ile size veda ediyorum. Eve gidince aldıklarımı gösteririm ve muhtemelen bugüne biliyorsunuz bu şekilde bitiririm diye düşünüyorum. Ponzu, somona en çok yakışan somon, ponzu ve sriracha muhteşem üçlü. Aklınıza bulunsun denemek isterseniz. Böyle susam yağı da benim çok sevdiğim bir şey. Pirinçle, üstünde avokadoyla ve biraz yosunla deneyebilirsiniz. Bu kadar. Bizden bu kadar. Şimdi gideyim ödeyeyim bu yavruları. Eve geldik arkadaşlar. Anatolia'nın ve Charlie'nin görüntülerini duyacaksınız biraz ama ben size alışverişimi göstermek istiyorum. Çar çabucak balık yumurtası. Zaten birçoğunu gördüğünüz olurken ama toplu bir şekilde göstereyim istedim. Bu arada tüm aldıklarıma $80 ödedim. Aklınızda bulunsun. Balık yumurtası. Midye. Bazılarının fiyatları üstünde yazıyor. Gördüğünüz gibi bu 4.85. Barbekü tadında beef patty. Böyle hamburger köftesi gibi bir şey. Kore usulü. 3 tane kimchi. Bunlardan bir tanesi bugün biraz açıdan açılacak. Oysters. İstiridye içleri. Bunları kızartacağım. Ve karides. Izgara uskumru. Salata, spicy sashimi salata. Spicy sosu burada. Sashimi salatası. Salata içinde çiğ balık ve balık yumurtaları. Fakat taşırken mahvolmuş biraz. Neyse. Akşam yemeğim bu benim. Turp turşusu hastasıyım. Enoki
mantarları 6 tane aldım bundan. Diğer 3 tanesi pakette. Karides cipsleri. Hastasıyım. Cumartesi günkü canlı yayın için Apple Soju hastasıyım. Şarap içecektim ama kararımı bundan yana kullandım. Ne kadarmış bunun alkol oranı bu arada, merak ediyorum şu an. Meraklara gark oldum ama asla bulamıyorum. Ben bunun daha önce bakmıştım. İş yerinde bakmıştım. 12. Alkol oranı 12. Şarabınki yüzde... Ay kaçtı hatırlamıyorum. Her neyse. Bunu içeceğim. Böyle. Ve son olarak organik kurutulmuş yosunum. Seafood mushrooms diye geçiyordu bunlar. More. Biraz daha fazla mantar. 6 paket yetmezmiş gibi. Black bean soslu. Ne derler? Siyah fasulye soslu noodle'larım. Ve asparagus. Arkadaşlar alışverişim bu kadar. Dediğim gibi toplamda $80. Benden bugünlük bu video için bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.